Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Scratch uygulamasında çarkı felek oyunu yapıp puanları toplayacağız. İflas gelmediği sürece puanlar bizimdir. Haydi başlayalım. Öncelikle kedi kuklası işimize yaramayacak. Onu siliyorum. Buradan çark kuklasını yükleyeceğim. Evet. Sonra ikinci kuklam ok işareti. Bu da çarkımız döndüğünde hangi renge geldiğimizi anlayabilmemiz için. Büyüklüğü 200 olsun. Şöyle renge değecek şekilde ayarlıyorum. Üçüncü kukla olarak ise buton ekleyeceğim. Butona bastığımızda dönme eylemimiz başlayacak. Butonu da şöyle tam çarkın ortasına yerleştireyim. Hatta büyüklüğünü 200 yapıp görsellik olarak daha iyi olsun. Evet. Kullanacağım kuklalar bu kadar. Önce butondan başlayayım. Olaylara geliyorum. Bu kuklaya tıkladığımızda ne yapmak istediğimizi buraya yapalım. Bu kukla tıklandığında bir haber salalım. O haberi alan çark dönmeye başlasın. Ne haberi olsun bu? Dönmeye başla haberi. Onu da yine buradan salacağım. Burada haber 1 diyor. Onun yerine yeni haber ekleyip buraya dönmeye başla yazalım. Evet. Butonumuza bastığımızda dönmeye başla haberi salınacak. Çarka geliyoruz. Bu haberi alan çark dönmeye başlayacak. Dönmeye başla haberini aldığımda diyelim. Çarka dönme eylemini katmak için derece derece döndürmemiz gerekiyor. O işlemi de tekrarlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada tekrarlı bloğu var kontrol kısmında. 10 defa demeyelim de rastgele olsun. Yani operatörlere gelelim. Bilgisayar rastgele sayı seçsin. 50 ile 100 arasında sayı seçsin. Ve 15 derece dönsün o seçilen sayı miktarınca. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Ama dönüyor ve hemen duruyor ya, o keskin duruşu engellememiz için dereceyi azaltarak dönme işlemini bitirmek istiyorum. Bunun için de bu bloğu kopyalayayım. Yapıştırayım. Dereceyi 10'a indirdim. Tekrardan kopyasını çıkartıp yapıştırıyorum. Dereceyi 5'e indirdim. Son kez kopyalayayım ve dereceyi 1'e indirdim. Hızlıdan yavaşa doğru dönmesi devam etsin diye. Gördüğünüz gibi gittikçe yavaşlıyor ve o keskin duruş bitmiş oldu. Böyle gayet iyi oldu. Ayrıca çarkımızın konumu her oyunu başlattığımızda değişmesin diye onu sabitleyelim. Öncelikle olaylara geldim. Yeşil bayrak tıklandığında diyorum. XY konum olarak 00 seçiyorum. Tam ortada dursun çark. Ayrıca üst kısımda toplam puanımızı yazacağımız değişkeni de oraya ekleyeyim. Bir değişken oluştur dedim. Toplam puan değişkenini oluşturdum. Bakın burada çıktı. Şu an çarkı döndürmediğimiz için puanımızın miktarı 0. Ve her yeşil bayrağa tıkladığımızda değişkenimizin değeri 0 olsun. Baştan başlamış olsun.
Burada toplam puanı seçtim. Çünkü oluşturduğum değişkenin adı toplam puan. Çark ile yapmamız gerekenleri ve buton ile yapmamız gerekenleri tamamlamış olduk. Bundan sonra yapmamız gereken işlem pembe okumuza algılama işlevlerini vermek. Burada algılama işlevlerini vereceğiz ama öncesinde çarkımızı unuttuğumuz şey puanı algılaması için yapmamız gereken haber salma eylemi. Burada da yine hemen olaylara geliyorum. Yeni haber diyorum. Puan. Puan haberini salınca toplam puan kısmına okun geldiği puanı ekleyecek. Eğer bu haberi salmazsak gelen renkteki puanı her butona bastığımızda ekler. Anında eklemez. Puan haberimizi saldık. Şimdi oka geliyoruz. Puan haberi geldiğinde ne yapacak? Önce gelsin. Evet. Pembe rengi geldi. Pembe renkte hangi puan var? 1500. Bu 1500'ü toplam puana eklemesi gerekiyor. Önce onun için okun o rengi algılaması gerekiyor. Kontrol bloğunda eğer bloğu var, eğri kullanacağız. Eğer algılamaya geldim. Rengine dokunuyor mu? Bakın. Bunu seçince burada damla işareti geliyor. Ve ben gidiyorum. Algılaması gereken rengi seçiyorum. Evet, o rengi algıladı. Bundan sonra ne yapacak? Geldim değişkene. Değişkenimin o puan miktarınca artması için önce değişkenimin adını seçiyorum, toplam puan. Ne kadar artsın? Pembe renkte hangi puanımız var? 1500. Onu yazdık. Sonra çoğaltalım. Yine rengi seçeceğim. Kahverengi. Kahverengiye geldiğinde puanı değiştirmeyecek. İflas sayıldığı için direkt sıfırlayacak. Onu da yine buradan şu kodu çıkarıp değişkenimi sıfır yap kısmı var. Orada değişkenin adını değiştireyim. Evet, toplam puanı sıfır yap. Pembeyi yaptık. Kahverengiyi yaptık. Her renk için ayrı ayrı yapmayacağız. Çünkü her kısım için, bölüm için ayrı ayrı yapmayacağız aslında. İki tane mavi var, iki tane yeşil var, iki tane turuncu var. O yüzden ve üzerindeki puanlar da aynı olduğu için bir tanesini yapmak yeterli olacak. Şimdi turuncuyu yapalım. Turuncuya geldiğinde 1000 kadar değiştirecek. Şöyle yeşil tonumuzu seçtik. O bölüme geldiğinde puanı 500 değiştirecek. Pardon. Şu kısmı çıkarayım. Şöyle puan artışı yapabileceğimiz bloğu aldım. 500 kadar değiştir. Tekrar kopyalayıp devam edelim. Yeşilden sonra
Diğer rengimiz. Ona geldiğinde 750 değişecek. Evet, 250 puanımız. Tekrar kopyalayayım. Yüz değişecek. Burada da 2000 değişecek. Burada bloklar karışmış. Hemen düzeltiyorum. Hangi rengimiz kaldı? Aslında renklerimiz bitti ama iki tane iflasımız var. İki iflasın rengi ton olarak farklı. Biri daha koyu. O yüzden diğer iflası da eklemek istiyorum. Bir tanesi fazla. Onu sildim. İflasa geldiğinde değişkenimiz 0 olacak. Toplam puanını 0 yap. Evet, şimdi çalıştıralım ve eksiklerimiz var mı görelim. İflas geldiği için puanımız değişmedi. Tekrar basıyorum, tekrar çalışıyor. Yüz geldi. Devam ediyorum. Yüz geldi. Onu da 500'ün üzerine kattı. 600 oldu. Butona bastığımız sürece çalışacak. Yeşile tıklıyorum. Sıfırlandı puanımız gördüğümüz gibi. Buradan programımızın çalıştığını görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Siz de deneyebilirsiniz evde. İyi eğlenceler.